Let's go. Let's go. Selam. Hello. Pardus'un geçtiğimiz yakın zaman içerisinde yayınlanan 21 versiyonunda tespit ettiğimiz uzaktan kamu çalıştırmaya yarayan son derece kritik bir güvenlik açığının Zero Day zafiyetinin teknik detaylı analizine ve bunun nasıl bulunduğunu, arkasındaki hikayeye, işin içerisindeki TÜBİTAK, USON ve diğer insanlarla birlikte bu sürecin nasıl bir nokta olduğunu aslında konuşacağımız yayına hoş geldiniz. Buraya efekt koyarız sonra, tamam mı? YouTube için yaptım bunu ya gençler. Şimdi değerli arkadaşlar, ben Twitter'da geziyordum. Twitter'da gezerken bir tane yarışma duyurusunu gördüm. Bunu da Art İstanbul diye Türkiye'de bir ekip var. Ben Ali İşingöl ve o taraftaki birçok arkadaşla çok daha öncesinden tanışıyorum. Art İstanbul'un attığı bir tweet'ti. O açık hack, yani hani hem açık hem hack, yani açıkları hackliyoruz gibi algıladım ben ilk başta. Hani Türkçe İngilizce çok iç içe ya bu işlerde, öyle bir anlam kurulmuştur falan diye baktım. Bir girdim. Hikaye şu ki, yakın dönemde organize edilen, ki açık hack'in şeyini de göstereyim bir yandan yayına da girsin. Açıkhack.com olması gerek değil mi? Hop, şunu bir siyah beyaz yapıp hemen yayına veriyorum değerli dostlarım. Yakın dönemde Teknofest yapılıyor, biliyorsunuz tarihi de bayağı yaklaştım. Teknofest'in içerisinde Pardus'ta geçtiğimiz yakın dönemde yeni versiyonunu, en son Pardus 19 vardı, Pardus 21 yayınlandı, hata yakalama ve öneri yarışması düzenlemişler. Son başvuru da 8'indeymiş. Ben bunu gördüm, Allah Allah ne kadar güzel konuymuş dedim. Neymiş bu bakalım, yani hack kelimesi geçiyor ya, ister istemez dikkatimi çekiyor. Baktım ki yarışmanın konusunun içerisinde yarışmada Pardus'un 21 Ağustos'ta yayınlanan en son sürümü Pardus 21 üzerinde hata yakalama ve öneri geliştirme yapılacakmış. Fonksiyonel hatalar ve öneriler kabul ediliyor. Performans hataları, kullanılabilirlik hataları, güvenlik zafiyeti ve yerelleştirme ve benzeri demiş. Güvenlik zafiyetlerini buraya koymuşlar. Acayip takdir ediyorum. Bu fikir her neden çıktıysa. Böyle bir yarışma içerisinde siber güvenlikle ilgili zafiyetleri bu yarışmaya koymak kimin aklından çıkmışsa, ben Deniz Mehmet İnce size teşekkür ediyorum. Hikaye böyle ileriye taşınacak dünyada. Yani siber güvenlik topluluğu da işin içerisinde bir yerde bir noktaya dikkat çekmek istiyorsan. Burada şu anda 320 kişi görüyorum ama bu topluluğun 4000-5000 üyesi var. Bu insanların da hani boş zamanlarında ya da istedikleri doğru motivasyon çerçevesinde bu tür şeylere emek harcaması bence son derece kıymetli. O yüzden de bu kıymetli noktaya bir adım ve yaklaşım olarak bu fikrin çıkması benim çok hoşuma gitti işin içerisinde. Başvuru ve vesaire vesaire olmuş. Ben de bunu tweet attım değerli arkadaşlar. Yani Twitter'dan bulma şansım çok hızlı olabilecek mi bilmiyorum ama bunu içine mi yazıyorduk bunu? Pardus. Bunlar da hiçbir. Aha şu. Aynen. Ben burada gördüm hikayeyi akabinde. Peki gayet güzel. Ya dedim ki ya Pardus'u bir kurayım, bakayım ne olmuş. Çünkü değerli arkadaşlar, benim Pardus'la tanışmam bu fotoğrafta da görebileceğiniz üzere çok eskiye gidiyor. Ben 2009-2008'li yıllarda Pardus'taki binlerce gönüllü insandan bir tanesiydim. Pardus'un gönüllülerindendim. Kullanıyordum, Linux öğrenmiştim, bir şekilde öğrenmeye devam ediyordum ve Pardus'un da standlarında gidip gönüllü olarak bulunuyordum. Destek olmaya çalışıyorduk. Hani ne kadar doğru ne kadar yanlış yapıyorduk bilmiyorum o zamanlara göre. Tabii ki de bir şey değerlendiremem şu an. Aradan 10 küsür sene geçmiş ama güzel insanlarla tanışmamın vesile oldu işte. Hani Ali İşingöl'le tanıştım, Onur Güzel tanıştım, Gizem Belen'le tanıştım, ismini hatırlayabildiğim bunlar daha, yani birçok insan var, kimisi Estonya'ya gitti, kimisi bir yere gitti, o dönem oradaki insanlarla da tanışmama vesile oldu bu hikaye. Ve hani zaten de esprili bir tweet attım, Pardus benim sevgimdir diye. Şimdi üzerine ya akşam eve geldim, ya dedim ki Pardus'u bir kurayım, bakayım ne olmuş. Yani çünkü eskiden böyle işte PC üzerinde çalışıyordu. Yani Pardus'un o zamanki Core ekibi zaten bambaşka bir, hani çok 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 güzel şeyler dönüyordu açıkçası. Yani ben 2008-2009'da da Pardus'un güvenliği üzerine kendi kendime bir şeyler yapıyordum hayatta. Ardından 2012 yılında, tarihi yanlış hatırlıyorsam lütfen daha sonra beni düzeltin, 2012 yılında
Pardus aslında Debian tabanını kullanmaya başlayan bir Linux dağıtımı oldu. Şimdi dağıtım olabilmek için neler olması gerekiyor, orası ayrı bir konu. Oraya girmeyelim hani. Ama temelde Debian'ı kullanan ve Debian çevresini bir dünya geliştirme gerçekleştiren bir yapıya büründü işin içerisinde. Kan kaybettiği oldu, yükseldiği oldu vesaire, ama özellikle de son dönemdeki yerli milli değişim üzerine de büyük bir hani arkasına rüzgar almış bir işletim sistemimiz var. Yerli milli bizim ülkede kullanılan, kamuda özellikle çok büyük bir emek harcanan bir işletim sistemi. Yani ben Deniz'de Mehmet İnce olarak bölümde görünce, karşıma çıkınca, ya bunun üzerine bir bakalım ya, siber güvenlik araştırması hani na bir el atayım. Çünkü biliyorsunuz ben nacizane 350-400'e yakın güvenlik zafiyeti Zero Day'i bulup yayınlamış bir insan olarak, hani şöyle bir atıyorum, bir akşamımı ayırmak bana fazla koymaz. Keyifli olur, eğlenceli olur. Zaten sevdiğimizde bir dünya. Otururuz bakarız diye ben Pardus 21'i aldım değerli vatandaşlar. Geldim sanal makineye kurdum işin içerisinde. Yaptığım şey bu oldu yani hani. Şimdi sanalı malı da açacağım. Zafiyetin detaylarına gireceğiz ama ben size öncesindeki bu hikayeyi anlatıyorum yani hani. Mevzu benim için nasıl başladı. Şimdi akşam saatlerinde 11-12 gibi vakit bulabildim. Oturdum. Pardus 21 inanılmaz kolay bir kurulum var. Benim çok hoşuma gidiyor bu tür şeyler gerçekten. Yani hani burada bir distro kavgası veya fantasy içerisine girmeyeceğim hani, ama gerçekten next dedim, kuruldu abi yani hani, anlatabildim mi? Bu kadar da basit, keyifli bir şey. Hani şuradan sanal makinesinde VM Tabs nerede lan bu? Pardus 21'i de açtım. Eğitim. Gel abi gel. Gel vatandaş. Hazır elim değmişken seni de açayım. Çünkü birazdan sana da ihtiyacımız olacak. Pardus böyle bir şey abi günün sonunda. Tamam mı? Tatlı da hani bir arayüzü var. Böyle ben bilmiyorum. Benim için böyle bir maziyi hatırlattı yani. Hani X-Face dağıtı, yani şey, grafik interface olarak X-Face default geliyor değil mi? Yanlış hatırlamıyorsam. Hani alo, çalışacak mıyız? Peki. Bu bir loading'e geçeceğiz birazdan. Böyle şeyi hatırlattı bana. Yani nedir onun adı? Hani good old days dediğimiz bir hikayeydi. Vatandaş da geldi. Geliyor yani. Öyle gözüküyor. Aldım, kurdum. Hani şimdi yani şöyle bir ekranla sizi karşılıyor. Bu arada sanallaştırma içerisinde olduğu için böyle minyon gözüküyor her şey, kusura bakmayın, ama böyle bir vatandaş karşınıza geliyor ve sizi karşılıyor. Çiçekler gibi bir işletim sistemi kurulmuş ve buraya konmuş durumda. Gayet güzel. Şimdi ben akşamın 11.30-12'sine doğru bunun üzerinde bir güvenlik araştırması yapmak adına aldım, kurdum. Şimdi abi eğri oturup doğru konuşmak benim en sevdiğim şeylerden bir tanesi. İlk başta karşılaştığım sıkıntıyı doğrudan size Google üzerinden göstereyim. Yani Pardus kaynak kodları nerede? İlk karşılaştığım şeylerden bir tanesi. Bir repo nereden nasıl katkı sağlayabilirim? Hani hani codebase nerede? Mimariyi anlatan ne var? Evet zaten biliyoruz yani Debian kullanıldığı için hani böyle milyonlarca satır kod maintenance'ın döneceği bir şey yok, ama onlarca kod ve komponent de var işin içerisinde. Nerede bu vatandaşlar diye kayboldum. Açıkça söylemek gerekirse kayboldum. Hani keywordlerden mi bilmiyorum ama işte katkı sağlamak diye arattım. Hani işin içerisinde burada bir takım eksiklikler olduğu belli. Bu hani nacizane de eminim ki yani bir dünya eş zamanlı bu kadar büyük release'lere hazırlanan bir ekibinde bu tür şeylere de zamanının geleceğini düşünüyorum. Yani hani benim şu anda sıfırdan şikayet gibi de sakın algılanmasın bu dediğim, ama bir yerde de hayatta buna büyük bir emek harcanabileceğini ve insanların doğrudan katkı sağlayabilmeyi imkan tanıyacakları, koda akseslerinin bir şekilden hani rahatça ulaşılacağı bir noktayı evrileceğine benim hani şeyim, inancım tam. Hani ama ve lakin bir güvenlik araştırmacısı olarak hayatımdaki projelerin sadece %10'unda codebase'i benim elime verdiler. O yüzden bu bizim için bir sorun teşkil ediyor olmaması gerek işin içerisinde. Soru şu olmaya başlamalı. Bir, Debian işletim sistemi çevresine çevresel yapı paket mimari ve hani geliştirmeler ile çıkan bir release'in üzerinde güvenlik araştırması yaparken
Neye odaklanacaksın abi? Neye odaklanacaksın? Hikaye o hani. Burada repolar demişsin İbrahim abi de birazdan bakacağım yani hani tam 15 dakika geçti. Evet evet 15 dakikada hiçbir şey anlatamam ben. Velev ki dedim ya bizim elimize codebase verilmiyor falan filan. Bunları geçti. Mimarisel vesaire hiçbir döküman yok. Abi ISO'yu aldık kurduk bir güvenlik araştırması yapacağız. Nereye bakacaksın? Yani burada akılcı davranman lazım. Yani hedef noktanı doğru seçmelisin. Böyle ilk benim bu tür işlerde yaptığım konu her zaman şöyle oluyor. Ben bu tür noktalarda şu şekilde başlarım açıkçası işin içerisinde. Abi alet çalışırken üzerinde Pardus'la alakalı ne var? Tamam mı? Yani Pardus'la alakalı ben üzerinde ne görebiliyorum diye bakarım. İlk baktığım şey de bu olur benim hayatta. Her zaman ilk yaptığım şey yani o synth gibi düşünebilirsiniz. O yüzden de gelirim. Ya burada Pardus diye bir pette bir şey falan geçiyordur. Koymuşlardır illaki yani ne var? Bakın User Beam Pardus Power Manager diye bir pet var. Şimdi şöyle bir şey yapacağım arkadaşlar. Müsaadenizle. Şimdi bu ekran bana yetmiyor. 179'a 130. Bu ekran bana yetmediği için buradan aletin içerisine SSH yapacağım ki full screen'de daha rahat görelim bakacağımız şeyleri. Mutabık mıyız? Biraz da zoom yapma imkanım olur size. 192, 168, 179'a 130. 130 değil miydi? 130'du. Şimdi bu SSH key'ini soruyorsun ama neyse onu sorma sebebim başka. Tamam şu anda Pardus makinesinin içerisindeyiz. Böyle OpenVM tools falan arayüz marayüz kasmaya gerek yok abi. Bu benim için yeterli. PS AUXF şimdi F'e de gerek yok aslında. AUX deyip grep deyip tire i ile Pardus'a bakıyorum. Yani neler var içerisinde yani nedir? Ya şunu görüyorsun şimdi bir şey user bin altına konmuşsa abi bu binary mi yoksa alias verilmiş bir bash script mi? Buna bakarım. Bunun bir symbolic main pyye gittiğini görüyorsun. Power Manager bir Python dosyası. Bak yani bunun kaynak kodu, reposu nerede mesela ben bilmiyorum. Ha ilgileniyor muyum? Yo. Niye ilgileneyim? Ne gerek var? Çünkü zaten burada geliyor sizinle. Burada içerisinde yani hani. Anlatabildim mi? O nedenle ben de şunu düşünmeye başladım. Ya biz Pardus'un çevresindeki çevresel şeylere bir bakalım. Ve hani default kurulumla gelen Pardus ve TÜBİTAK ekibi tarafından daha doğrusu geliştirilmiş çevresel komponentleri belirlemek ve bunların içerisinden hangisine atak vektörü gözünden bakmanın daha doğru olacağını bulmak aslında. İlk yapılması gereken hikaye bu. Şimdi ben bu filmi izledim yani hani research yapan adam olduğum için hani bazı şeyler böyle bam diye biliniyormuş gibi anlatıyor olacağım ama ben genellikle USR direktörüsü altında şöyle bir komut çalıştırırım genellikle. Derim ki file tiplerinin yani dosya adının içerisinde şimdi uppercase koymazlar yani bir tane Windows'cu yoktur Linux'ta her şeyi lowercase koyarsın bence ama gene de iyi ile bakalım. Pardus nerelerde geçiyor? Çünkü bir şeyi deploy edecekse default kurulumda USR dizinin altına koyarsın. Neler var? Ya Pardus Welcome Distro Package'ları varmış. Evet. Yani şimdi burada mimari büyümeye başlayabilir. Bir tane mesela bir tane Debian paketi vardır. Adı Pardus Power Manager'dır. Bu Python'da implement edilmiştir. Ama Python'da Pardus kendi Python paketlerini de geliştirmiş olabilir ve bunları da çağırıyor olabilir. Yani biz günün sonunda hani neye bakacağımız değişkenlik gösterebilir. Ardından da bunları user bin user'ın altındayız. Binin içerisine konmuş şekilde görüyorsunuz. Ben böyle GZ'lerle, PNG'lerle ilgilenmem. Hani şu anda yayındayım diye böyle aşağı yukarı mouse'la oynuyorum. Aslında bu işin en tatlı yöntemi herhalde şey yapsak daha doğru olur yani değil mi? Şu PNG'leri bir sal. PNG'leri bir sal. Başka neler var? TXT'leri sal. Pardon fazla koyduk herhalde. TXT'leri sal. Şurada config'ler varmış. Okey. GZ'leri de salmak. SVG'leri sal Allah sal. Burada zaman kaybediyorsun hayatında yani hani. Şimdi ben tüm bunları gezdikten sonra aslında oturup şunu düşünmeye başladım. Burada gezerken şu fikir aklıma geldi. Abi ben Pardus'ta iki türlü aslında bir tane whiteboard bulabilir misiniz bana?
Neresi vardı bizim whiteboard'umuz? Çizebildiğim bir makonderimiz vardı. Sonra satıldı, adamları aldılar. Yerine güzel bir şey bulamadık. Chat seri söyle. Paint. Ya. Paint'ten de yaparım ya. Bak şimdi anlatmaya çalıştığım konu şu. Yani bak burada D ile çizdiğim Debian var, tamam mı, işin içerisinde. Bunun çevresinde bir Pardus'un olduğunu hayal edin. Ben bu arada Pardus'un mimarisine dair hiçbir şey bilmiyorum. Hiçbir fikrim olamaz. Tamam mı? Gemboard mu? Bakalım Gemboard'dan çizeyim. Bu birazcık böyle 8 bit piksel gibi oldu. O yüzden hemen Gemboard'dan bir tane açıyorum. Buradan anlatırsak daha tatlı olacaktır diye de düşünüyorum. Set background siyah. Hop aldım geldim. Bu daha düzgün oldu galiba, değil mi? Bir tık daha iyi oldu sanki. Aynen. Okey. Çizebiliyor muyuz? Gri oldu bunun rengi. Bunu da kırmızı yaptık mı? Tamam. Bak şimdi işin içerisinde yani hiçbir mimariyi bilmiyorum. Assumptionlar. Gerçekten de bir fikrim yok değerli arkadaşlar. Yani emin olun bir fikrim yok. Debian burada işin içerisinde çekirdek olarak çevremizde bulunuyor ve bunun çevresine biz Pardus'u geliştirdiğimizi hayal edelim. Tamam mı? Şimdi ben bu işin şurasına odaklanırsam, daha doğrusu Pardus'un doğrudan Debian dependency'lerine odaklanırsam, ben yaklaşık 10 milyon insanla mücadele ediyor olacağım. Yani SSH'da çıkan bir zafiyetle ilgilenmiyorum. Hani mesela sudo zafiyeti çıkmıştı, değil mi? Hani bir sudo zafiyetiyle ilgilenmiyorum. Çünkü bunlar aslında Pardus'la alakalı değil. Pardus'un sırtını dayadığı dünyadan gelen bir şey. Bu da doğru yanlış tartışılır başka bir konu işin içerisinde. Hani bir saniye. Geldim. Hello. Şimdi diyorum ya size arkadaşlar, burada Debian'ın sırtını dayadığı bir yapısı var Pardus'un. Bu doğrudur, yanlıştır tartışılır. Hani şu ana kadar da gayet okey. Bir sıkıntı ben görmüyorum. Ama bir güvenlik araştırması yapacağınız zaman odaklanacağınız yer bu civar olmamalı. Ben bununla ilgilenmiyorum. Ben TÜBİTAK, Pardus, XYZ, her kim ise buradaki kıymetli değerli dostlarımızın geliştirdiği komponent diyeceğim ben bunlara. Bileşenlerle ilgileniyorum. Bu bileşenlerde naming convention'dan mütevellit büyük ihtimalle Pardus hikayesi, Pardus kelimesini geçirecektir. Bu nedenden mütevellitte neler var diye bakmak için şu tür şeylerle geziniyorum. Ve şimdi burada bir atak vektörü kurmanız lazım işin içerisinde. Bir atak vektörü kuracaksınız ve neyi düşüneceksiniz? Mesela bakın, şu anda bilgisayarı açtığım an itibariyle çalışan prosesler benim için daha öncelikli hikayedir. Ve Pardus diye baktığımda Power Manager var. Şimdi Pardus'un Power Manager'ının çalıştığı user yetkisi de MDISEC. Okey, bunu kenara yazıyorum. Ama Power Manager'a bir network seviyesinden veya dolaylı yoldan bir şeye erişim sağlayabilmek kolay mı? Bilmiyorum. Sanmıyorum. Yani bu makinenin kendi lokal dünyasıyla alakalı olan bir konu olduğunu düşünüyorum. Update'lerim muhakkak var. Tabii ki de update'lerim var ama bunları kurmamamız gerekiyor şimdilik. Yani kuvvetli muhtemel şu vatandaşla alakalı bir hikayemiz var. Buradaki mevzu bununla alakalı. Okey, koy kenara. Peki başka nasıl bir atak vektörü üretebiliriz? Benim aklıma arkadaşlar, nacizane bugüne kadar olan tecrübelerimden de hareketle yola çıkmak gerekirse, benim aklıma gelen iki tane atak vektörü olur bu dünyada. Bu tür ürünlerle ilgilenirken. Remote zafiyetler, lokal zafiyetler, lokali remote'dan tetikleyebileceğim ara yöntemler. Bu dünyada döneriz. Bu dünyada dönersin hikayede. Şimdi local zafiyetlerin amacı şudur. Local Privilege Escalation adı verilen yereldeki MDISEC user'ının Pardus ekibi tarafından geliştirilen bir yazılımda bulunan bir zafiyet aracılığı ile yetkilerini root'a çıkartması önemli bir zafiyettir. Bunun üzerine bir tık araştırma yapmak üzerine eğilebilirsin. Nasıl eğileceksin abi? İlk aklına gelen yöntemlerden bir tanesi. Hangi user işte hangi proses kendi yetkilerini root'a evaluate ediyor runtime'da? Ben de bunu nasıl abuse edebilirim? Gibi gibi konular. Kernel'dan gelen zafiyetlerle ilgilenmiyorum. O Debian'ın sorumluluğu. Benim değil. Peki, remote'a gelirsek. O da şu. Tekrar ediyorum, Pardus ekibi tarafından geliştirilen tool'ların, komponentlerin, yapıların içerisinde
Network katmanı ile iletişimi bulunan, network'te servis olarak liste neden kendisini veya network katmanına çıkıp paket alıp geri gelen, yani bir yerden bir şeyi fetch eden, çeken servisler neler olabilir? Şuna bana bir cevap verebilir misiniz chat? Sizce Pardus yazılım ekibi tarafından geliştirilen ve network katmanından çıkıp bir yerden bir veri alıp geri gelen ve bir Linux dağıtımında olmazsa olmayacağını düşündüğünüz şey nedir? Yaz aşağıya. Pardus Software Center. Bu vatandaş çalışırken bir yere gidecek, bu bilgileri almak zorunda. Güvenlik araştırması yapılırken hikaye şu az önceki resimde yapıyorduk ya, az önceki ekranda konuşuyorduk ya, şu kutunun, işletim sisteminin dışına çıkan her request, her network paketi benimle ilgilidir. Bu security research'ümün içerisindedir. Özellikle remote zafiyetleri hedeflediğim dünyada. E şimdi bak, bu verilerin bir yerden geliyor olması lazım. Ben bir şeyi seçip işte Darktable yükle dediğimde bana bunu soran bir yapı var. Bu zaten büyük ihtimalle PKExec, hani geçici süreliğine bir child process yetkilerini root'a çıkartıyor. Çünkü şu program MDISEC user ile çalışırken kurulum işlemi için birazdan çalıştırılacak child process root yetkileri çıkarılması lazım. Bu süreçleri nasıl yönetiyor bu adam? Bu veriler nereden alıyor? Ben bunları düşünmeye başladım. Ben bunları ISO'yu kurarken düşünüyordum. Onu da söyleyeyim. Şimdi şu anda bu program çalışıyor ya, bir daha gidip aslında şeye bakıyorsunuz abi, yani hani PS AUX grep Pardus diye bakıyorsun ve bu sefer şeyi görüyorsun. Bak, Pardus Software diye bir yerde bir şey var. User Share Pardus'un altında, SRC'nin altında main var. Bu bir, aslında bu bir sub proses. Çünkü neden? Benim, ben ne yaptım? Bir daha başlatalım. Çünkü benim bu grafik interface'imi bana soran X-Face Window Manager'ı da bir proses. O proses bu aşağıdaki bu prosesi triggerladığı için, process tree'ye bakarsanız, process tree'de şöyle bir şey görmemiz lazım bizim. Nasıl bir şey diye sorarsanız şu anda ben de bilmiyorum. Bizim şöyle bir şey görmemiz lazım. Nerede bu? Ya bak mesela, LightDM X-Face for session'ı başlatıyor user'la login olduğum. Yani X-Org LightDM servisi ayağa kalkıyor. X-Org'u triggerlıyor. X-Org bizim grafik arayüzümüzü ve window'u kullanan mekanizma. Bu X-Face for session'ı başlatıyor kullanıcılı paroliyle login olduktan sonra. Farkındaysanız şu servis root yetkilerle çalışırken, ben login olduktan sonra her şey benim user'ımla, daha yetkisiz bir user'la çalışmaya başlıyor. Ardından burada ben X-Face for panel üzerinden, ki şu panele tekabül ediyor bu az önceki, şu kullandığım panel üzerinden ben Pardus Software'ına tıkladım. Bu tıkladığım şey bir bash script'iymiş. Buradan da bunu anlarsın abi. Bu burada bir aslında bash script'i, sağ tıklayıp buradan görmemiz lazım bunu. Edit application deyince bunun petimeti bir yerlerden çıkar. Pardus Software. O da aslında bir bash script. Bu bash script'te altta şu komutu çalıştırıyor. Benim kodum şurada. Benim kodum burada. Pardus Software'ın kodu burada. Elestire ale. Bakın bir dünya Python komutu görüyorsunuz. Hatta bir dizin yukarıya çıktığımızda aradığımız diğer şeyleri de görmeye başlayabiliriz Pardus klasörü altında. Bunlar benim doğrudan target'ımda ama ben nedense doğrudan target'ladığım şey Pardus Software prosesi. Abi bak, buraya kadar geldikten sonra yapılacak tek bir şey var. Burayı omuzluyorsun abi. Tamam mı? Peti neresi? Burası. Burayı alıyorsun, omuzluyorsun. Nereye? TMP dizinin altına gidebilirim. Makedir Pardus diyeyim. CD Pardus. Secure Copy. MDISEC 192.168 179.130'dan bunları al. Oradaki her şeyi bana buraya getir. Okuyacağız bu kodları. Ve ofansif kod review yapacağız. Bunlar buraya geldi. Bunları da açıyoruz. Okuyalım. Trust. Peki ilk çalıştırılan prosesimiz neydi? Hatırlarsanız main p'ye mi başlamıştı? Doğru mu hatırlıyorum? PS aux grep pardus.
Neydi? Main. Evet abi, şu kod çalışıyor. Çalışan kod bu. Okey. Şimdi işte işine eğlenceli kısmı gelmeye başladı. Şu vakitten sonrası değerli dostlar tamamıyla offensive code review. Tamamıyla offensive code review. Ben en son Python ve Qt ile çalıştığımda üniversite birinci sınıftaydım abi. Python 2.6 vardı. Hani anlatabildim mi? Ne bileyim. Böyle şey yapıyorduk işte main window falan filan hatırlıyorum az çok yani hani. Peki. Şimdi ben şeyi bilmek zorunda değilim yani graphic interface application'ı Python'da nasıl yazılıyor? Bana ne? Bana ne? GTK ile Python GTK ile nasıl yazılır? İlgilenmiyorum ama beni ilgilendirmiyor. O developer'ın işi. Tamam mı? Ama kuvvetle muhtemel şu widget'ların location'ları, position'ları işte vesairelerini burada adam kodluyordur. Tamam mı? Main window'un içerisinde bunlar vardır. Bak abi koymuş adam. Section'ları vesaireleri. Ben bunlarla ilgilenmiyorum abi. Gözün korkmayacak. Abi ilgilenmiyorum. Bana ne ya? Yazmış işte. Tamam güzel çalışıyor. Gayet iyi. Benim ilgilendiğim konu şu abi. Benim ilgilendiğim konu burada şu. Bu vatandaş öncelikle açıldığı anda bir mesaj veriyor farkındaysanız. Updating cache, getting application from server. Yani uygulama listesini sunucuda bir yerden almakta bu adam. Şimdi bu işlemin nasıl yapıldığını anlamamız gerekiyor. Bunu anlamanın da en güzel yöntemi, yani 50 tane yöntem var. Buradan grepre mesela server der. Yani tüm çeşit yöntemlerini göstereyim. Buradan terminalden çıkmazsın. Ya da gelirsin IDE kullanmanın amacı bu. Server dersin. Bir dünya server çıkar. Adam serverla bir yere gidiyorsa kesin HTTP diye bir şey vardır işin içerisinde. HTTP diye aratıyorum. Bu MDI-PY benim testten gelen bir şey olsa gerek. MDI-PY diye bir şey sunucuda yok, haberiniz olsun. Burada MDI-PY diye bir şey var sanırım. Aynen, bu benim testten geliyor. Bir şeyler denemişim burada. Research yapıyorduk ya. MDI-PY'yi sildim. Bunluk bir işim yok. Bak abi Server-PY diye bir şey varmış. Server-PY'nin içine gel. Şimdi ben burayı görünce bir durdum. Tamam mı? Şimdi durmamın sebebi şu abi. Durmamın sebebi şu. Şimdi store.pardus.org.tr'ye gidiyor. Tamam mı? Ve HTTP gidiyor. Okey. Yani önemli bir şey gitmiyorsa HTTP S olmak zorunda değil ki. Bu vatandaş da çalışıyordur abi. Bak. Koy. Geliyor. Bu da okey. Gayet güzel. Hiçbir sıkıntı yok. Bunlar ne abi? Files kategori bir şey. Demek ki bu adam şu adresten bir dünya bir şey çekiyor. Peki neleri çekiyor? Ne zaman çekiyor? Nasıl çekiyor? Cevabı nereden bulacaksın biliyor musun abi? Hemen TCP dump'ını tamam mı? Yani makineye Wireshark kurabilirsin. Bir yöntem. Bu sanallaştırmada ana hostuma Wireshark kurabilirim. Nereye ne gönderdiğine herhangi bir yerden doğrudan gönül rahatlığı ile bakabilirsin demek bu. Anlaşıldı mı? Peki yapalım. Ben hatırlamıyorum. TCP dump print HTTP yani bunun bir komutu vardır. Bu header koduna göre TCP dump'ı get'i filtreliyor galiba. Bu da post'u filtreliyor. Post'u filtreleyenlere bakalım. Destination port'u 80 olduğunu koymuş ama onu default kabul etmiş. Olabilir. Interface ENS 33. Koydum. Başladı gibi gözüküyor. Abi gel bunu kapat. Bir şey değişti mi? Hiçbir şey değişmedi. Gel aç. Hiçbir şey olmadı. Peki, niye olmadı? Ya şu anda en mantıklı şey ana hostuma Wireshark kurmak da ya da bunun içerisinde var mı? Ben kurdum mu? Kurmuş da olabilirim, bilmiyorum. Hostun içerisinden de bakmak bir yöntem. Ama şimdi abi buna root yetki ver. Bana sormadın ki ben bunu nasıl listine alacağım? Bunu nasıl listine alacağım?
which Wireshark user bin Wireshark pkexec pk şu anda kafam karışık. User bin Wireshark. Ya Emir yazmışsın sağ ol da şeyi istiyorum abi. HTTP request'ini de göstersin istiyorum. Ya bu buradan yaparsak gösterir de request'in kendisini de görmek istiyorum. Derdim oydu benim şu anda. Bunlar olur. Ya şunu bastığımız anda network paketlerinin çıktığını bak neye gitti? Nereye gitti? Onu şuradan gösterebilirim. Gittiği yer slash API V2 apps'e bir request gönderdi. Bunun detaylarını aldı vatandaş. Bu alt katmanda HTTP taşımak için bir dünya TCP paketi gidiyor geliyor. Sonra kategoriye gitti. Sonra da homepage'e gitti. Gayet güzel. Yani ben aslında bu homepage'e giden kod flow'unun da hani buradan bir yer bakın yani bununla related olduğunu görüyoruz. Şimdi buraya kadar geldim ya. Şunu düşünmeye başlıyorsun. Abi dedi ya şunu fark ettim ilk bakışta dikkat çektiğimde. Yani peki bu adam ne yapıyor? Yani kodu detaylıca okumam gereken 204 satırlık bir kod var. Oturup 204 satır okuyorsun sadece. Okuyorum. Class variable'ları initiate etmiş. Çünkü daha sonra bunları kullanacak. Username pet home ana işletim sisteminin username'ini almış, onları koymuş. Bir de cache dosyası varmış. User home'un altına koyuyormuş. Yani hangi user'la açar isen bunu, hangi user ile açarsan mdisec user ile açtım. Nokta cache diye bir folder'ın altına pardon software'in içerisinde bir şeyler koyuyormuş bu adam. Güzel. Ne oluyor? Gnome Rating Server'a da veriler gidiyormuş ama burası HTTPS'miş. Güzel. İstatistikler var. Neler olmuş? HTTP request'i gönderiyor. Server URL, homepage, kategori, apps. Bu benim az önceki gördüğüm sıralamanın birebir aynısı. Güzel. Peki devamında ne var? Bir connection. Sunucuya connection'ın var mı diye bakıyor. Var ise uygulama listesini sunucudan almış. Bunu parse ediyor. App list olarak daha sonra bu uygulamanın kalan kısımları bana bunu render etmekte. Get app icons diye bir şey var. Uygulamanın ikonlarını alıyor işte. Burada benim için işin rengi değişmeye başladı. Bak bu uygulamaların minik minik ikonları var abi. Tamam mı? İkonları var. Burada benim için işin rengi değişmeye başladı. Çünkü eğer cache yoksa sunucudan server archive alıyor. Server archive'ın uzantısı targies. Tamam mı? Peki neyin targiesini alıyor? Server app icons'un. Server app icons ne? Şu. Demek ki store.pardus.org/files/app-icons.targies dosyasına bir get request'i gönderiyor bu adam. Response'da status code 200 ise create ediyor directory'yi ve bunu yazıyor. Aldığı targies dosyasını diske yazdı ve ardından extract archive'ı çağırıyor. Network'ten HTTP ile taşınan bir trafikten targies dosyası alıp ardından bu targies dosyasını açıyorsan neler ters gidebilir? Sevgili MDISEC Application Security eğitimini takip eden arkadaşlar, neler ters gider? Nedir ilk akla gelen zafiyet? Nedir ilk kontrol edilmesi gereken şey? Zip silip. Tar dosyasını extract all ile açıyor ve içerisinden çıkan dosyanın petinde ve üzerinde hiçbir kontrol yok. Bu şu anlama gelir. Bu şöyle bir sorun yaratır. Eğer network paketinin şimdi bu prosesin bu network paketinin içerisinden bir targies file aldım. İçerisini açtığında bir dosyanın bu dosyanın adının bu şekilde olmasına kim engel olabilir? Network'ten untrusted bir targies aldığını düşün. Buna kim engel olabilir? Hiç kimse. Ve Python'ın tar file modülünün extract all metodu tarın içerisinde ne varsa şu pete çıkartmaya çalışır. Bu pet neresi? Cache'dir neresiydi? User'ın home directory'sinin altıydı. Bu adam bunu nereye çıkartmak istiyor? Home mdisec cache
Pardus neydi orası? Pardus Software. Buraya çıkartmaya çalışıyor. Ama çıkan dosyanın adı bu olursa, ben aslında bu işlemin sonucu olarak adamın home directory'sinde istediğim yere istediğim şeyi yazabilir hale geliyorum. Sevgili yazılım geliştirici değerli dostum. Güvenmediğiniz bir kaynaktan ki network üzerinden aldığınız bir paket bu. Güvenseniz bile umurumda değil. Bir tar zip dosyasını açıyorsanız açmadan önce bu dosyayı inspect edip, bunu yapmanın metotları var tüm programlama dillerinde. Inspect edip dosya adının directory traversal içerip içermediğine emin olmanız lazım. Teşekkürler. Bu da şu anlama gelir. Abi bak. Atak vektörü şu. Ha şey özelliğini de ekleyeyim. Extract all çıkarttığı pette bir dosya var ise abi override eder. Üzerine yazar. Üzerine yazar. Sevgili chat. Şimdi o zaman atak vektörümüz ne oluyor? Kimler hikayeyi anladı? Merak ediyorum. Kimler hikayeyi anladı? Merak ediyorum. Bak abi, burada Pardus, burada saldırgan var. Tamam mı? Adım adım çiziyorum. Bunlar aynı network zone'u içerisindeler. Yani lokal area network'ün içerisindeler. Birinci adım, bu adam ARP poisoning ile bu kişinin üzerinde full duplex man in the middle hata yapar. Bu Pardus'la alakalı değil. Layer 2 ARP protokolü ile alakalı olan bir konu. Doğal olarak bu kişinin, bu bilgisayarının internete çıkmak üzere gateway'e gönderilecek paketlerin hepsi saldırgana gider. Saldırgan bunu gateway'e gönderir. Gateway'den aldıklarında bu kişiye gönderir. Bu işletim sistemi ile alakalı bir konu değil. Bu Windows içinde böyle, MacBook içinde böyle, tüm operating sistemler için bu böyledir. Net. Burada bir ARP poisoning hata yapabiliriz. ARP poisoning hatanı yaptığımız zaman bu kişiden çıkacak bir talep var. Package Manager'ı açtığı anda bu kişiden çıkacak bir talep var. Nedir bu talep? Tar GZ dosyasını almak isteyen bir GET talebi çıkacak mı? Çıkacak. Ben bu talebi intercept edebilir miyim? Ederim. Edip ben buna kendi tar GZ'imi bir gönderebilir miyim? Gönderirim. Oluşturduğum kendi tar GZ dosyamın içerisinde de dosya adında uzantı olarak directory traversal yaparak kontentine istediğimi yazabildiğim bir dosyayı koyarım. Bunu spesifik olarak Package Manager'ın şu satırı çalıştırdığı zaman hedef makinenin direktörüsünde istediğim dizine istediğim şeyi yazabilirim. Soru şu, nereye ne yazacaksın? Nereye ne yazacaksın? Sen düşünürken ben sana ipucu vereyim. Bakayım bu kadar hızlı düşünebiliyor musun? Nereye ne yazacaksın? Nereye ne yazacaksın? RC'ye yazarsan adamın login olmasını beklersin. Logout login. Ki mantıklı olabilir. Ya da adamın home directory'si altında SSH klasörünün içerisinde authorized keys'e yaz. Doğal olarak kendi SSH public key'ini o makinede erişilebilir izne kılmış oluyorsun. The end. Şimdi sevgili chat, işin eğlenceli kısmına geliyoruz. Nerede bu vatandaş? Şuraları bir setup'ını kurayım, ayarlayayım. Settings. Bunları kapat. Bunu da kapat. Bunu da kapat. Close window. Bu tamam. Kali Linux. Bir saniye geliyorum. Şimdi az önceki çizdiğim adımlar var ya. Şu adımlar. Bunun hepsini otomatize yapan 5 script yazdım ben. Evet. Zafiyet bulunca exploit kodunu yazmadan duramam. Exploit kodunu birlikte analiz edeceğiz. Etmeden önce POC'sini görelim. CD Home. Burası benim saldırgan makinem. Desktop Pardus. Exploit 192 168. Görebiliyor musunuz gençler? Ay 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 zoom in. 168 179'a 130. Değil mi? X-Face Terminal
Bir de şundan da emin olalım. SSH klasörümü sileyim. Nokta SSH authorized keys. Sildim. Yok. Hiçbir şey yok burada. Sudo ifconfig 179'a 130. Tekrar ediyorum sevgili chat. Tekrar ediyorum. Zoom in. Hedef makinede SSH klasörü var. Ama içerisinde hiçbir şey yok. Tamam mıyız? Yapılacak şey şu. Bu adam bu iki bilgisayar aynı lokal araya network'ünde. Saldırgan enter'a basıyor ve bekliyor. Kendim özel bir targets dosyası craft ettim. Üzerim tüm man in the middle atağını gerçekleştirdim. Üzerimden bir HTTP get talebini ve spesifik olarak o targets dosyasını isteyen get talebinin gelmesini bekliyorum. Bakalım ne olacak? Yaptığım şeyi gördün. Sadece uygulamayı açtım ve burada izliyorum. Allah Murphy, rica ediyorum. Anlaşıldı mı chat? Şimdi size exploit kodunu göstereceğim. Böyle bir şeyi nasıl kodlarız diye. Ha bu adam ne yapıyor? Bakın targetler gelmedi. Bu HTTP ile alakalı değil abi. HTTP kullanması sadece yardımcı bir fonksiyon oldu bana hayatımda. Şimdi gelin size exploit kodunu okuyalım. Gel kod. Var mı burada VS Code? CD desktop pardus kod nokta. Burada var. Gelin size bunun bash script'indeki yazdığım şeyi okuyayım değerli dostlar. Ben bunu buradan kopyalarım ama burada şeyim yok galiba ya. Varmış, varmış. Burada okurum. Bak şimdi exploit kodu neler yapıyor. Bir kere şuradan okumaya başlayalım. Bir kere öncelikle target'ı burada belirliyor. Arkadaşlar BetterCap diye bir tool var. Man in the middle atak yapmayı sağlayan ve bunda otomatize bir şekilde man in the middle yapıp HTTP requestlerini yakalayıp istediğin cevabı dönebileceğin bir couplet yazdım. Bunun içerisine couplet deniyor. Couplet'in komutları da burada. HTTP recon'u açıyorum, network'ü probluyorum, 3 saniye bekliyorum, arp poisoning'i full duplex olarak belirleyip hedefime sadece target olan pardus makineyi koyup upswing'i açtıktan sonra üzerimden geçen HTTP taleplerin içerisinde user agent'ı Python ve uzantısı .gz ise bu durumda abi sen bu adamın network trafiği üzerinde şu requestleri run et diyorsun. Bu requestlerde temelde benim içeride oluşturduğum evil targets dosyasını karşı tarafa serveden bir işlem gerçekleştirmekte. Peki evil targets'in içerisinde ne var? Bunu size şuradan nasıl gösterebilirim? Şuradan gösterebilirim. Evil targets'in içerisinde ne olduğunu. Tar tvf evil targets. Bak dosyanın içeriğine bakıyorum. Extract etmeden adına bakabilmeye imkanına sahibim. Peki authorized keys'in içinde ne var? Bu exploit kodunun runtime'de generate ettiği bir key var. Her atak için farklı key üretmeyi tercih ediyorum ben. Bunu dosyaya yazdım. Kendi zip dosyamı SSH key'imi oluşturdum. Bu SSH key'in public key'ini nokta nokta slash nokta nokta slash nokta SSH slash authorized keys şeklinde içine koyacak bir target dosyası generate ettim. Bu nedenle bir Python betimiz var açıkçası. Tüm bunları yaptıktan sonra BetterCap'i başlatıyorum. BetterCap'in özelliklerinden biri event streamlerini bir dosyaya yazabiliyor. Asenkron çalışması gerektiği için exploit kodunun bunu buraya yazıp daha sonrasında log dosyasını sonsuz şekilde okuyarak bu log dosyası içerisinde targets dosyasına bir grep var ise ki bu grep'i de şöyle bakıyorum app icons'u çekecekti ya adam app icons'u çektiğini gördüğüm anda diyorum ki sahte şeyi serve etmeyi başardım geriye de
Saç yapmak kalıyor sadece. Anlaşıldı mı chat? Tüm adımları da burada görüyorsunuz. Ben bu zafiyetin hikayesini size anlatırken baştan sona her şeye nereden ne şekilde baktığımı, ha bu arada arkadaşlar içiniz şu konudan da rahat olsun. Aha başka bir şey gördüm ben bu atağı yaparken. Bunu anlatmayı unuttum size. Hazır mıyız? Başka bir şey daha gördüm. Sudo Wireshark. Şimdi Man in the Middle yapıyoruz ya, Kali'den tüm hepsini görürüz. Lanet olsun Sudo. Lanet olsun Wireshark. Aa burası Pardus'muş. Özür diliyorum. Çok özür diliyorum. Tire G değil mi? Ben niye Kali'de, ben niye Wireshark'ı run edemiyorum hayatımın hiçbir yerinde? Hah, şunu arıyorum ya. Çok güzel. Hala adamın internet trafiği benim üzerimden geçiyor. Tamam mı? Hala daha internet trafiği üzerimden. Bunu buradan göstermek doğru olur mu bilmiyorum. Bakalım doğru olacak mı bilmiyorum. Gördüğüm şeyi size gösterebilecek miyim? Bakacağız. Bunlardan birine tıkladım. Buradan da buna tıkladım. Bu yüklüymüş. Gerçekten hepsine mi yüklü diyorsun? Hayır. Bunu yüklemek istedim şu anda. Yüklemek istediğimde benden çıkan bir tane HTTP post talebi var. Bir paketin detayına girdiğiniz anda bilgisayarınızdan çıkan HTTP post talebi var. Ve bu post talebi içerisinde bilgisayarınızın fiziksel adresi gidiyor. Nereye? store.pardus.org.tr'ye. Evet. Aynen. Şimdi root parolasını yazınca o da gidiyor mu diye sormanız çok ayıp. Şimdi değerli arkadaşlar, bu iki tane zafiyeti geçin, size başka bir şey anlatacağım. Abi bu Pardus'ta çıkan bu zafiyetlerden daha rezili, daha kötüleri hepimizin hayatında kullandığı ürünlerde çıkıyor. Bundan daha rezil olanlarını Türkiye'de kamu özel sektör onlarca yer kullanıyor. Q-Radar'ın içerisinde backdoor bulduğumuz günleri hatırlıyorum. Manage Engine ürünlerinin Türkiye'nin her yerinde hani deli gibi zafiyetler içerdiğini biliyorum. Bunlarla ilgili blog yazılarım var. Trend Mikros'undan tutun Makrofokus'undan Symantec'ine kadar her yerde bu ürünlerde hayvan gibi kritik güvenlik açıklıkları bulup yayınlamış nacizane bir arkadaşınız olarak, ki ilk güvenlik açığımı bulup yayınladığım yıl 2004. 15 küsür yıldır hiçbir kurumdan bir zafiyeti bildirdikten sonra 12 saat içerisinde güvenlik yaması geçildiğini ben görmedim. Pardus bunu yaptı. talep.pardus.org.tr'den bu iki problemi ticket açtım. Öğlen saat 12.30 sularında. Ertesi gün sabah saat 7'de paket yayınlandı abi, güncelleme. Ben bunu hayatımda görmedim. Şimdi zafiyet çıkabilir, anlatabildim mi? Bir yerde bulunabilir ama mühim olan şey buradaki respons süresi abi. İnanılmaz bir hız, ben şok oldum. Adamlar seni tanıdığı için önemsemişler. Mehmet diyorsa vardır bir hikmet demişler. Bu kısmen doğru, evet. Ben bugüne kadar hayatımda birine zafiyet bildirip sonra bu yanlışmış dediğim hiç olmadı. Hani. Ama ilgilenmiyorum abi, yani elin ecnebisi de tanıyor. İnanamadım ben buna. O yüzden tekrardan emek harcayan, yani o taraftaki tüm ekibe teşekkür ederim. Bu tür zafiyetler kaçar. Yani hiçbir aramızda gerçekten hiçbir yazılım geliştirici kalkıp ben burada file path'i kontrol ederdim abi demesin bana. Etmezsin. Etmezsin. Etmezsin.
Bunu bu chat'teki benim gibi hergeleler bilir abi bu tür trikleri. Yazılımcının da bir suçu olduğunu sanmıyorum burada. Bu işin doğası bu. İşin doğası abi bir yere bir şey bildirdikten sonraki aksiyon süresi ne? Yani Makrofokus'un tüm ürünlerine kendi istediğim code base'e update geçebileceğim kadar kritik bir zafiyeti bulduktan sonra bunu kuruma bildirmek için bir hafta LinkedIn'de tüm menajerlerine yazdım adamların abi. 2019 Nopcon'daki sunumu hatırlayın, orada anlattım. Bir de gelin buraya bakın ya. İnanılmaz bir şey. Ben acayip mutlu oldum. Acayip mutlu oldum. Daha güzel bir şey söyleyeceğim. Arkadaşlar, daha güzel bir şey daha söyleyeceğim size. Bu iş benim çok zevk aldığım şeylerden biri. Bildiğiniz üzere USOM var ülkemizde. USOM da yakın dönemde bir CNA duyurusu yaptı. Yani CVA issue edebilen bir kurumumuz var artık Türkiye'de. Güvenlik zafiyetlerini CVA numaralarıyla takip ediyoruz, biliyorsunuz. Hani Mitre'nin organizasyonu. USOM ülkemizde güvenlik zafiyetlerini takip edebilmek adına CNA yani CVA numarası yayınlayabilen otoritelerden biri haline geldi. Bugün de kendileriyle konuştum. Pardus'un bu zafiyeti için CVA assign edecekler. Yani Türkiye'nin USOM'u Türkiye'nin yerli ürünü olan ve milli ürünü olan Pardus'ta çıkan kritik bir güvenlik açığını Türk bir vatandaşın bulması ile Türkçe anlatılan bir Twitch kanalında detaylarını açıkladığı üzere buna CVA numarası assign ediyor olacak. Bu benim 2005 yılında hayalini kurduğum bir şeydi yani. O yüzden çok mutluyum. Bildiğim kadarıyla Pardus'un, USOM'un da Pardus'un da ilki olabilir, bilmiyorum. Baştan sona uçtan uca yerli milli. Ben buna çok mutluyum yani. Gerçekten çok mutluyum. O yüzden bu USOM'dan arkadaşlarla da hem mailleştik hem telefonlaştık hani. Burada büyük bir success var. Benim yaptığım bir şey yok burada. Buradaki success şu. Bir kurumun 12 saat altında hot patch yayınlayabiliyor olması. Başka bir kurumun bu zafiyetle ilgili kendisine bilgi geldiği an itibariyle CVA numarası assign etmek için çabalar içerisinde olması ki ya çok yeni daha yani CNA çok yeni olmuş bir kurum yani hani anlatabildim şu anda orada prosedürel veya evrak kürek işleri çok uzun devam ediyordur illaki işin içerisinde. O yüzden hani ben çok keyif aldım. Biliyorsunuz Zero Day yayını yapmıyorum ben uzun zamandır. Yılda bir ya da iki seri diyorum. Ama Pardus'a benim gönlümdeki yer her zaman ayrıdır yani hani. O yüzden değerli dostlar, böyle bir durum var. Bunu da böyle bir yayın ile size anlatmak istedim. Hem öğretici olsun, hem neler oluyor bakın. Hani birçok insan da bulup ettiği şeyleri, know-how'u vesaireleri paylaşmayı tercih etmiyor da ben seviyorum ya bu tür şeyleri. Hoşuma gidiyor yani. Ay ay. Sevgili chat. Nasıldı? Keyif aldınız mı? User unknown, teşekkür ederim sub ve hediyeler için tekrardan. Neredeyse %90 anlamadım ama anladım. Ya bilmiyorum abi ben Pardus'u kullanarak destek olamam. Ben Pardus'un üzerinde vulnerability research yaparak destek olabilirim. Önümde başka Pardus'la ilgili hedefler var mı? Evet var. Evet var. O yüzden birazcık bekleyin yani. Birazcık bekleyin. Ay ay. Bu yayını YouTube'a koyacak mısın? Koyacağım. Arkadaşlar,
Şimdi ben sizden bir şey rica edeceğim. Ne edeceğim hatırlamıyorum. O yüzden edemeyeceğim herhalde. Ha, bir tweet atmıştık duyuru muyuru diye. Ha, yani Golang Hackers falan, Golang çok iyi gibi bir eğitim serimiz var. Biliyorsunuz, chatten linkini paylaştım. Perşembe yayınımız var. Golang for Hackers. Ben hayat zor. Bugün eğitim anlatırken Perşembe eğitim alacağım. Kafalar karışık. Ama yapacağız. Exploit'i GitHub'a atacak mıyım? Hayır. Ne gerek var? Yani yolu, yordamı, yöntemi, her şeyi söyledim abi. Best scripting yapmak, bunlara birazcık hani emek harcamak, bilmem, bir tık da sizin hani emeğinizin karşılığı olup belki gelişmenize nacizane katkı sağlar diye düşünüyorum. Neyse, YouTube'u burada keseceğim. Görüşürüz YouTube. Evet, artık biz